Günaydın sevgili Günü yanıyor. takipçileri. Bir kez daha TV 100 ekranlarına hoş geldiniz. Belki aramıza yeni katılmışsınızdır. Sizler de hoş geldiniz. Günaydın. İyi ki açtınız TV 100 ekranlarını. Yine Türkiye'de dünyada neler yaşanıyor? Her biri haber haline getirildi. Sırasıyla ekranlarınıza yansıyacak. Sol köşede de bir hashtag hazırlandı. Bu hashtagler sayesinde de inşallah günü uyandırma mesaimizde sohbet edeceğiz. Günü birlikte uyandıracağız. Fakat önce bir son dakika bilgisi var. İsterseniz bir onunla başlayalım. Ardından hashtagle ilgili de konuşuruz. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya EKS hesabı üzerinden operasyonlara dair bilgi paylaşımı yaptıkça biz de hızla son dakika haline getiriyoruz. Ekranlarınıza hazır halde bir kez daha yerli kayanın paylaşımı. Peki ya hangi operasyondan bahsediyor bu sabah? Bozdoğan 48 operasyonlarından detaylarsa şu şekilde. 16 ilde DH terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen Bozdoğan 48 operasyonlarında 45 şüpheli yakalandı. Görüntüleriyle ekranlarınıza yansıtıyoruz. Operasyona dair görüntüler bunlar ve bir kez daha Türk halkına seslendi operasyonlarla ilgili bilgi paylaşımı yaparken İçişleri Bakanı her zamanki girizgahıyla başladı cümleye Aziz milletimizin bilmesini isterim ki diye başladı cümleye ve devam etti şu sözlerle Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Tek bir hedefimiz var. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteğiyle durmadan duraksamadan mücadele etmek dedi. Bu notu düştükten sonra detaylı bilgi aktarımı yaptı Yerlikaya. Operasyonlara dair görüntüler ekranlarınızda yansırken bulunurken detaylı bilgi aktarımı yapıyoruz. O paylaşım sayesinde. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde il Emniyet Müdürlüklerince Ankara, Antalya, Aydın, Düzce, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Sakarya ve Şanlıurfa olmak üzere 16 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonlar düzenlendi ve bu operasyonların sonucunda çok miktarda döviz ve Türk lirasıyla çok sayıda dijital materyale el konuldu. Bilgi paylaşımını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya her sabah yaptığı gibi eks hesabı üzerinden yaptı. Alışık olduğumuz bir paylaşım bu. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polisleri de bir kez daha ihmal etmedi. İçişleri Bakanı tebriklerini iletti. Allah ayaklarınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle notunu düştü. Türkiye'nin huzuru hashtag ile paylaştı.